Evet arkadaşlar, normalde yer çekimi kuvvetiyle ilgili soru çözmeyi bitirmiştik ama şu güzel soruyu görünce de çözmek istedim açıkçası. Şimdi bu tarz soruları çözerken nasıl bir yol izleyeceğiz, ona bakacağız. Şimdi elimde bir tane küre var. Kütlesi büyük M ve yarıçapı R. Büyük R. Bunun içinden iki tane R bölü 2 yarıçaplı iki tane küre çıkarmışım. Şimdi ya ben bunu nasıl yapacağım? Burada integral falan alamam gibi şeyler düşünmektense, hani integrallere falan girmek gerekmiyor zaten dışarıda olduğu için, ama bunları nasıl dışarıdan bir yerden baktığım için, ama gene de bu tarz soruları nasıl çözeceğimizle ilgili bir fikir edinmemiz lazım. Şimdi bakın, elimde bir tane küre var. Kürenin içinden iki tane küçük küre çıkarmışım. R bölü 2 yarıçaplı. Şimdi bunu nasıl düşünmeliyim? Şimdi soruda bana diyor ki bu sistemin diyor şu bu küre ve içinden çıkardığım iki küçük küre sisteminin şuradaki D kadar, büyük kürenin merkezinden D kadar uzaklıkta bir tane M kütlesi var. Onun üzerindeki uyguladığı kuvvet, yer çekimi kuvveti nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın, yer çekimi kuvveti bulacağım. Kürenin içinden iki tane küçük küre çıkartılmış. Kürenin merkeziyle şuradaki küçük M kütlesi arasındaki mesafe D'ymiş. Şimdi bunları nasıl yapacağım? Adım adım düşüneceğim. Şimdi arkadaşlar, eğer iki tane küre çıkardıysam bir defa onları sanki çıkarma işlemi ne demek? Negatif bir şey demek, değil mi? Onları negatif kütle olarak düşünebilirim. Şimdi ama bakalım. Şimdi bu soruyu nasıl düşüneceğim? Şöyle ayıracağım bunu. Bu soruyu. Bir tane büyük küre var. İçinden iki tane küçük küre çıkarıldıysa büyük küreyi tam alıyorum. Sonra içinden çıkardığım küçük küreleri de aynı şeye ne denir? Bulunduğu location'ları da saptırmadan, bulunduğu konumları saptırmadan dışarı çıkarıyorum ve onları da sanki eksi kütleymiş gibi düşünüyorum. Bakın, bir tane büyük küre yazdım. Sonra iki tane de küçük küre. R bölü 2 yarıçaplı ve bunların uçları birbirine dokunuyor kürelerin. Ve kütlelerine eksi m prime, eksi m prime dedim. Yani negatif kütle dedim. Çünkü bunlar çıkarıldığı için. Yani bu sistemi böyle bir tane küre var. İçinde iki tane küçük küre çıkartılmış şekilde düşünmek yerine bir tane büyük küre düşünüyorum. Artı iki tane negatif yüklü, pardon, negatif kütleli küre olarak düşünüyorum. Şimdi büyük kürenin kütlesi m, küçük kürelerin kütlesi ne? Onu bilmiyorum. Onu nasıl bulacağım? İlk başta şöyle gidelim. Dediğim gibi çıkarma işleminde direkt kürenin kendisini yazıyorum. Sonra bir de çıkarılmış kısımları eksi kütle olarak ekliyorum. Sonra bunları çözeceğim kuvvet için. Şimdi büyük kütlenin şeyi, büyük kütle, yani büyük kürenin kütlesi m. M eşittir. Bunlar ne denir? Uniform, yani eş dağılımlı bir yük yoğunluğuna, kütle yoğunluğuna, yük diyorum, kütle yoğunluğuna sahipse, o zaman şöyle yazıyorum. M eşittir rho 4 bölü 3 pi büyük R'nin kübü. Bu büyük kütlenin kütle miktarı m. Yani büyük kürenin kütle miktarı. M prime'lere bakalım. Rho aynı rho. Yani sonuçta içinden çıkardım. Rho aynı rho. Rho çarpı 4 bölü 3 pi R bölü 2'nin kübü. O zaman m prime ile m arasındaki ilişki m bölü 8 olur, gördüğünüz gibi. Yani şu dışarıda çıkardığım iki tane R bölü 2 kütleleri m bölü 8 kadarmış. Yani ne kadar yarıçapa sahipsin? Onun kübü oranında daha az kütleye, daha fazla kütleye veya daha az kütleye sahip olabiliyorsun. Gördüğünüz gibi R yarıçapına m kütle düşerse R bölü 2 yarıçapına m bölü 8 kütle düşüyormuş, gördüğünüz gibi. İlk önce bunu dediğim gibi büyük m olarak düşüneceğim. Yani büyük içinden çıkarılmamış, içinden küre çıkarılmamış kütle olarak düşünüyorum. Çıkarılmışları da aynı şekilde eksi kütle olarak ekliyorum. Şimdi bunu anladık. Bana m noktasındaki bu d kadar uzaklıkta, x ekseninde d kadar uzaklıkta bir m kütlesi var. Onun üzerindeki neyi soruyor bana? Yer çekimi kuvvetini soruyor. Yer çekimi kuvveti deyince elektriksel, yani bunlar çok benzer konular. Elektrik konusuyla yer çekimi konusu. O yüzden ikisi birbirine biraz karışıyor. Şimdi adım adım gidelim. Tamam, m prime'ı da m bölü 8 buldum ve bunları negatif ekleyeceğimi biliyorum. Çünkü çıkarılma işlemi. Çıkarılma olayı varsa bir tamını alıyorsunuz. Tam halini alıyorsunuz. Çıkarılma kısmından da ona ekliyorsunuz. Süperpozisyon gibi yani. Şimdi tamam, m bölü 8 bulduk. Şimdi kuvvete bakalım. Büyük, bakın dediğim gibi D mesafesi büyük kürenin merkezine olan mesafe olduğu için M'e, onun direkt kuvvetini yazabiliriz büyük M'in
yazabiliriz. Yazalım. F1 büyük emin, büyük kütlenin, büyük kürenin yarattığı kuvvet. Eksi gm büyük m bölü d kare i hat. Yani zaten kendine doğru çektiği için eksi. Yani büyük emin, dediğim gibi büyük emin kendisini alıyoruz. Sonra çıkardığım kısmını da negatif kütle olarak ekliyorum. Dikkat edin, bakın d mesafesi büyük kürenin merkezinden. Küçük kürelerin, çıkarılmış kürelerin merkeziyle büyük m arasında, küçük m arasındaki mesafe d değil. Şimdi onları da teker teker yapacağız. O zaman tamam. M'i şeyi bulduk. Büyük kürenin yarattığı kuvveti bulduk. Eksi gm büyük m bölü d kare i hat. Şimdi küçük m'lere bak, m prime'lere bakalım. Dikkat ederseniz m prime aradaki büyük kürenin mesafesi d'ydi, merkezinden bu m kütlesinin olan uzaklık. Ama ben merkezden bunu ayarlamak zorunda olduğum için, merkezden bakmak zorunda olduğum için küçük kürelerin, çıkarılmış kürelerin merkeziyle m arasındaki uzaklığı bulacağım. O da nedir? R kare bölü 4 artı D karenin karekökü. Şimdi benim bulmam gereken, dikkat edin, ikisinde yarattığı kuvvet var. Ve onları da açıyla gösterdik zaten. Hangi bileşenler yaşayacak? Sinler gidecek, dik olanlara gidecek. Eksi x yönündekiler yaşayacak çünkü çekim olduğu için. Onları da yazalım. Eksi gm, eksi m prime, 2 cos theta. Çünkü ikisinden de cos theta gelecek. Bölü r kare artı, r kare bölü 4 artı d kare. Çünkü gmm bölü r kareydi. R dediğimde ne? Büyük r kare bölü 4 artı d karenin kare köküydü r. Aradaki uzaklık. Bana onun karesini sorduğu için r kare bölü 4 artı d kare. 2 cos theta ikisinden de eşit geldiği için 2 cos theta dedim. Cos theta dediğim ifade ne? Komşu bölü hipotenüsten d bölü kare kök içinde r kare bölü, büyük r kare bölü 4 artı d kare. Cos'u da yerine yazıyorum. Buradan f nedir? Tabii buradaki dediğim gibi, bakın kuvvet hep eksi gm diye gidiyor ama buradaki kütleler de eksi olduğu için onu da eksisi, o eksi de baştaki eksiyi götürecek. Ama m prime dediğimiz şey de m bölü 8. Onu da yerine yazdığımız zaman f dediğimiz şey, yani şu küçük kürelerden gelen kuvvet katkısı da gm büyük m d bölü 4 d kare artı r kare bölü 4'ün 3 bölü 2'si. O zaman toplam kuvvet ne çıkacak? Birincisi, toplam kuvvet nedir? Büyük kütleden gelen kuvvet artık çıkarılmış küçük kütlelerden gelen kuvvet. Onları da yazarsak eksi gmm bölü d kare i hat artı, artı gelecek çünkü bunlar çıkarıldığı için sanki pozitif katkı yapıyormuş, itiyormuş gibi düşüneceğiz. Gm büyük m d i hat bölü 4 d kare artı r kare bölü 4 üzeri 3 bölü 2. Şimdi bu soruya tekrar bir gidelim. Arkadaşlar bakın, bir tane küre var. Kürenin içinden iki tane küçük küre çıkarmışım. Gördüğünüz gibi uçları birbiriyle çakışık. Birinin tepesi diğerinin alt kısmına denk gelecek şekilde. R bölü 2 yarıçaplı iki tane küre var. Bunları çıkarmışım. Bir büyük kürenin merkezinden D kadar uzaklıkta bir yerde M kütlesi var. Ona uygulanan yer çekimi kuvveti nedir diye soruyor. Şimdi bunu böyle çözmektense teker teker çözmeyi tercih ederiz. İlk önce büyük kütleye hiçbir şekilde, yani büyük küreden hiçbir şey çıkarılmamış halini alıyorum. Sonra çıkarılmışları da negatif mes olarak, negatif kütle olarak ekliyorum. Bu çıkardığım şeylerin yarıçapları küçük olduğu için ona düşen kütle miktarı da düşük olacak. Buradan m'in rho 4 bölü 3 pi r küp olduğunu, m prime'in rho 4 bölü 3 pi r kare bölü 2'nin kübü olduğunu biliyorum. Buradan m prime m bölü 8 buldum. Bunları negatif ekleyeceğimi biliyorum. Şimdi d mesafesi büyük küreden, buradaki küçük mesin, küçük mesten büyük kürenin merkezine olan uzaklık. Ama şu, dikkat ederseniz şu yukarıdaki r bölü 2 yarıçaplı ve negatif kütleye sahip dediğimiz kürelerin merkezi d uzaklıkta değil. Onu da bulmamız lazım. Şimdi o zaman direkt büyük kuvvet kürenin yaptığı kuvveti buluyorum. Eksi gmm, gm büyük m i hat bölü d kare. Diğerlerine bakıyorum. Merkezlerinden uzaklığı buluyorum ilk önce. O da r kare bölü 4 artı d karenin karekökü. O zaman kuvveti yazıyorum ve bunun cos bileşenleri katkı verecek. Eksi gm, eksi m prime, eksi m prime. Çünkü küçük küçük çıkarılmış kürelerin kütleleri m prime'di ama eksi olarak alıyorduk. Çünkü bunlar çıkarılmış diye. M prime'ı da bulmuştuk. 2 cos theta bölü r kare bölü 4 artı d kare. Cos'u biliyoruz. D bölü d kare artı r kare bölü 4'ün kare kökü. Cos'u da buradan yazarız. Çünkü sinler gidiyor simetriden dolayı. Ve eksi m, bunu unutmayın. Kütleleri eksi gibi alıyorum. M prime'ın da m bölü 8 olduğunu biliyorum zaten. Onları da yerine yazdığım zaman küçük kütlelerden gelen
negatif mesle kütlelerden gelen toplam kuvvette GMM büyük M D bölü 4. D kare artı büyük R kare bölü 4'ün 3 bölü 2'si. Toplam kuvvet nedir? Bir büyük mesin yarattığı kuvvet, büyük kürenin bir de küçük kürelerin yarattığı kuvvetlerin toplamı. Süperpozisyon gibi düşünürsek ikisinin toplamı. Buradan ne gelecek? Direkt F total ne gelecek? Eksi GMM bölü D kare I hat artı GM büyük M D I hat bölü 4 D kare artı büyük R kare bölü 4 üzeri 3 bölü 2 gelecek. Bu soruda böyle kürenin içinden bir şey çıkardığımız zaman falan ve nasıl etki edeceğine ilgili bir soru. Nasıl bir katı geleceğiyle ilgili bir soru. Çıkardığımız şeyi negatif gibi düşünüp sanki negatif orada bir büyük negatif bir kütle varmış gibi düşünüp ona göre çözüyoruz. Bu soruyla ilgili güzel bir soruydu. Bu soruyla ilgili çözebileceğimiz şeyler de bu kadar. Yeni